Gazete Duvar ekranlarından herkese merhaba. Bugün DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanı Dayı Sayın Meral Danış Beştaş'la birlikteyiz. Meral Hanım hoş geldiniz. Hoş ee, aslında de. biz bugün DEM Parti İstanbul İYİ Binasındayız Öncelikle misafirperveriniz için çok teşekkür ederiz. İlk sorum şu olacak. Yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın temel taşı şuydu. Bir ittifak var ve bu ittifaklar seçimlere girmişti. Bakınca sizde tek adam rejimini geriletmek adına e, CHP'nin başını çektiği e, ittifak desteklediniz. Fakat bugün bakınca e, ittifaklar yok. CHP kendi adayını çıkardı, e, DEM Parti kendi adayını çıkardı. Şunu merak ediyorum. E, 28 Mayıs'tan bugüne geldiğinizde ne değişti? Neden kendi e, adayınızı çıkarma kararı aldınız? Şöyle, e, 14-28 Mayıs yani Türkiye'nin tarihsel e, akışı içinde de önemli bir tartışma olarak yer alacak Yani ne yaşandı, ne bitti, altılı masa, sonrasında yaşananlar, Türkiye'de var olan kırılma öyle diyeyim. Çünkü hani sahada İstanbul'da da birçok merkezde de bu kırılmayı, bu umutsuzluğu görmek mümkün aslında. Bizim seçmenimizde de dahil bir umut kırılması, geleceğe dair bir güvensizlik, bir hoşnutsuzluk maalesef yayıldı. Yani bir dalga dalga yayıldı. Yani biz 14-28 Mayıs'ta bir ittifak içinde değildik, onu söyleyelim. Yani hatırlayacak olursak, hiç kimse unutmadı tabii ki, bir altılı masa vardı. Evet. Bizi masanın nereye koyacağını bilemiyorlardı. Yani hani aslında yokuz diyorduk defalarca, defaten. Yani biz masada bu ittifakın bu tartışmanın bu protokollerin tarafı değiliz Biz kendi partimiz olarak karar verdik Hani hangi tarafa eğilim göstereceğimizi neleri öncelediğimizi Biz hani parti kurullarımızla karar vermiştik Bu nedenle 14-28 Mayıs ve hani öncesinde 2019 seçimleri de biz daha önce HDP maalesef partimiz üzerindeki ee, yoğun saldırı, yargı basıncı, iktidar basıncı, saldırıları e, sebebiyle biliyorsunuz ismimiz defalarca değişti HDP, sonra Yeşil Sol Parti, e, sonra HDP, sonra Dem Parti olduk. E, neyse ki seçmenimiz bu konuda e, bir uyum sağlıyor öyle diyelim ama tabii bu bile Türkiye'deki baskı rejiminin geldiği aşamayı gösteriyor. E, ne değişti? Bir kere her şeyden önce yani biz parti olarak. Sürekli ve sürekli başka bir partiye, başka bir ittifaka, başka bir masaya oy veremeyiz. Yani böyle bir şey olamaz. Biz bir partiyiz, bizim siyasi ilkelerimiz var, bizim bir ideolojik perspektifimiz var. Türkiye'yi dönüştürme çabamız var, Türkiye'ye demokrasiye evriltme iddiamız var. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü için yine planlamalarımız Hani sözümüz ve e, istikrarlı bir şekilde durduğumuz bir yer var e, Bu nedenle kendi kimliğimizle girmeye karar verdik yani e, asıl şey bu sebep bu e, Neticede e, biz hani başka partilerin programına e, hani kendimizi uyarlayamayız Hani neticede biz başka türlü bakıyoruz hayata hayata derken siz siyasi hayatı düşünün. Geniş olarak mesela İstanbul'u nasıl yöneteceğimizi düşünün ya da Türkiye'nin geneli için neler düşündüğümüzü, planladığımızı, iddialarımızı düşünün. E, tabii ki %100 bir uyum söz konusu olamayacağı gibi bizim parti kimliğimiz kayboluyor. Hani biz DEM Parti olarak yani şu anda işte iki büyük e, parti var e, ya da güç var ya da aday var öyle. Çünkü bütün medya, basın, Türkiye kamuoyu iki aday yarışıyor zaten e, şeyini veriyor, mesajını veriyor. E, biz daha fazla e, bu kimliğimizin hani e, tırnak içinde söylüyorum başkalarına angajı olmasını e, kabul etmedik. Yani bunu sadece biz değil bunu Seçmenlerimiz, partililerimiz, bize gönül verenler illa dem partili olmasına gerek yok. Gönlü bizden yana seçimlerde bize oy vermek istiyor. Ve bu konuda ayrı girmemiz konusunda zaten yoğun bir talep, öneri, basınç mevcuttu. Bu şeyde de mevcuttu yani 14 Mayıs'tan 28 Mayıs o, o aralıkta da öncesinde de biliyorsunuz evet. çokça tartışma yaşandı. Ee, bu nedenle bizim bir e, hani çok klasik olacak belki ama bir davamız var ve bunu anlatmak istiyoruz. Bu nedenle seçime e, biz ayrı giriyoruz. Ee, yani tabii ki 14-28 Mayıs döneminde sizin aday çıkarmamız aslında e, bir noktada hani o çok e, birlikte hareket eden Dem Parti seçmeninin e, nereye doğru e, oyunun evrileceğini de aslında işaret ediyordu. Tabii ki. Şimdi bugün yerel seçimlere baktığımızda Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı olarak e, kamuoyunda konuşuluyor. Ve siz evet. e, CHP'li bir takım görüşmeler yaptınız. E, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP bir e, değişim sürecine girdi ve Özgür Özel yeni e, genel başkan oldu. Ve Özgür Özel'in söylemlerinden birisi de şuydu. Biz sola yakın duracağız Hı hı. Ve geldiğimizde e, bugünkü süreçte Ekrem Yamaoğlu e, CHP'nin adayı ve siz bir dizi görüşme yaptınız. E, hı hı. Fakat baktığımızda e, büyük bir e, birliktelikle hareket edilmediğini görüyoruz. Yani görüşmelerde tıkanan nokta neydi? E, ya da şöyle söyleyelim e, neden büyük bir işbirliği görüntüsü ortaya çıkmadı? Yani bizim görüşmelerimizde bir işbirliği ve ittifak görüşmeleri yok bir kere bunu. Yani açıklığa kavuşturmak hı hı. lazım ee, ve bizim seçim stratejimizde de yani 31 Mart yerel seçimleri için Merkezi Yerel Yönetimler Komisyonumuz ve e, Genel Merkezimiz yani ben de e, içindeyim. Hı hı. Ee, her zaman şunu söyledik yani yerel seçim perspektifimizde bir tabii ki ittifakları esas alıyoruz ama bu seçim ittifak demedik buna kent uzlaşıları dedik. Totalde bütün Türkiye'de işte bir partiyle, birkaç partiyle, yani adını ne koyarsak koyalım bu CHP de olabilir. Diyelim başka bir muhalefet partisi, partileri de olabilir. Biliyorsunuz irili ufaklı çokça e, parti var Türkiye'de. Parti bolluğu var. E, bunu böyle tanımlamadık, tariflemedik. Biz dedik ki her yerelin kendine göre dinamikleri var. Kendine göre bir kamuoyu var. Kendine göre bir... E, yerel yönetim talebi var. E, yani bu Diyarbakır'dan tutalım, işte Edirne'ye kadar, İstanbul'a kadar, bütün illeri esas alarak söylüyorum, Manisa'ya kadar e, biz o yerelin e, kendi içindeki dinamiklerle, bu dinamiklerden kastım asla sadece partiler değil. Yani hani CHP ve DEM Parti değil. Hı hı. Ya da işte A Partisi ile DEM Parti değil. Yani STK'ları, odaları, gençlik kurumları, dernekleri ticaret odaları, baroları, tabip odaları hani bir bütün olarak kentin e, hani yaşayan bir varlıktır kent aynı zamanda. Dinamikleri uzlaşabiliyorsa, ortaklaşabiliyorsa hani ya burada e, siz tek başınıza çıkmayın da hani birlikte işte şu, şöyle şu kesimlerle e, ortaklaşa çıkarsanız daha iyi bir yönetim seçilir Hani biz bunu talep ederiz yarışmanızı istemeyiz Örneğin yani hı hı. ya da hani demokratik bir yönetim çıkması için böyle bir formül öneriyoruz gibi bir model tarif ettik ve bu Türkiye'de ilk defa oluyor Çünkü biz burada altını çizerek söylüyorum bütün Türkiye'de bütün illerde bütün ilçelerde şu partiyle ile işbirliği yapıyoruz yapacağız demedik Yerel'e göre kent uzlaşısı dedik ee, ve bu nedenle İstanbul'da kent uzlaşısı büyük şehir işte genel olarak hı hı. E, oluşmadı yani hani oluşmadı. Neydi o Tarkanan? Yani oluşmamasının sebebi neydi? Yani bunun birçok sebebi var hani bunu şimdi tek tek ifade etmekten ziyade şunu söyleyeyim. Hı hepsinde oluşmadı ama Esenyurt'ta oluştu diyelim. Yani Esenyurt'taki e, halk, toplum işte hani e, oradaki dinamikler, bütün kentin hani kalbi diyebileceğimiz e, esas taraflar e, bir uzlaşının olması gerektiğini bize ilettiler, ilgili taraflara ilettiler, konuştular. Bu aylar sürdü. Yani bu yeni bir süreç değil. E, ve neticede Esenyurt'ta bunu ilan ettik. Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı. Bu kent uzlaşısı meselesini biraz açmak istiyorum. Hı hı. Esenyurt'ta nasıl anlaştınız? Yani şöyle e, sormakta aslında fayda var. Esenyurt'ta halkla konuştunuz. E, sosyal çevrelerle konuştunuz ve bir uzlaşı sağladınız. Evet, evet, Peki bu tartışmalarda bu uzlaşıda da nasıl bir yol kat ettiniz? Yani İstanbul'un genelinde olmayan şey Esenyurt'ta nasıl oldu? Yani şöyle bu nasıl yol kat edildiğinden ziyade İstanbul, Esenyurt'ta bizim mesela adayımız yok ve bunu ifade ettik. Yani hani dedik ki Esenyurt'ta biz DEM Parti olarak ilçeye aday göstermeyeceğiz. Bakın diğer başka ilçelerde de adayımız yok. Ama orada kent uzlaşısı var demiyoruz. Evet. Yani Esenyurt'ta var diyoruz. Hani biz söylediğimizi yapan, yaptığımızı söyleyen bir parti ola geldik. Yani Hatta bu konuda sevgili Demirtaş'a da bir atıfta bulunayım. Biz çaldığımızı söylüyoruz. Yani siz çaldığınızı söylemiyorsunuz diyorduk. Şimdi de bu seçimin hani şu an aklıma geldi. Biz söylediğimizi yapıyoruz. Yaptığımızı da söylüyoruz. Yani birileri gibi işin etrafından dolanmıyoruz. Hani nasıl oldu? Yani orada adayımız yok meclis üyeliklerinde ve adaylıklarda bizim heyetlerimiz hani o dediğimiz geniş bir eee ağla ...sonuçta ortaklaştılar ve bir liste çıktı ortaya. Ben onun ayrıntılarına da vakıf değilim bu arada. Çünkü o heyetin üyesi değilim. Ben buranın adayıyım ve buraya geldim merkezden doğru... ...uzun yıllardır parti merkezinde görev yapıyorum. Yani Türkiye kamuoyu bilir. Hani desem ki o görüşmelerde şu oldu, bu oldu... ...emin olun ayrıntıya hakim değilim. Ama dediğim gibi bir uzlaşı var ve o taraflar oturmuşlar hani bir ortak bir seçime gidiliyor. Her seçim dönemi aslında biz gazetecileri de böyle çok heyecanlandıran hı hı. haberlerden birsidir. Ee, bir araştırma yapılır ve e, anketler yayınlanır. Hı hı. Anketlere bakıyor musunuz? Tabii ki önümüze düşüyor istemesek de bakıyoruz yani. Peki dem parti olarak anket yaptırıyor musunuz oradaki durum nedir? Yok, biz yaptırmıyoruz. Yani şu ana kadar yaptırmadık. E, dün de ifade etmiştim basına. E, yapmaya ihtiyaç yok. Çünkü herkes anket yapıyor ve en çok bizi ölçüyorlar. Yani evet. o yarışanlardan sonra herhalde en çok ölçülen parti biz. Evet. Yani şimdi e, anketlere baktığımızda şöyle bir e, durum var kamuoyunda. Kaybettiren ya da kazandıran aday. Hı. Dem Parti e, Türkiye siyasetinde hani şu noktada böyle kilit partilerden birisi ve siz de kilit e, adaylardan birisi diyoruz. oldunuz. <laughs> e, ve bakınca ister istemez şu yorum yapılıyor. Dem parti kaybettirecek mi? Kazandıracak mı? Bir yanıyla 2024 yerel seçimleri aslında 2028'de bizi bekleyen e, genel seçimlerin de habersiz olacak gibi. Özellikle İmamoğlu e, verdiği mesajlarla bunu artık kamuoyuna lanse etmeye başladı. Peki 2028'e giderken Kaybettiren ya da kazandıran aday olmadan bu seçim sürecini nasıl tamamlayacaksınız? Şöyle ifade edeyim ya e, bir kere e, bu yaşadığımız seçimlerde geçmişte de olduğu e, şeyi hatırlatmak istiyorum 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken e, ben Adana Milletvekili adayiydim e, o zaman da bize yönelik çok sıkça yani böyle şimdiki kadar yoğun öyle diyeyim hatta daha fazla Parti olarak seçime girmeyin, siz barajı aşamazsınız. Hani e, oylar heba olacak, milyonlarca oy heba olacak, işte yüzde 10 barajını aşamazsınız gibi çok yaygın bir propaganda vardı. Fakat biz parti kimliğimizle seçime girmeye karar verdik. Ve bütün açtık. basınca, bütün eleştirilere, bütün baskıya rağmen biz yüzde %13. 13.1 aldık büyük bir kampanyayla. Şu anı da orayla bir paralellik kurabiliriz. Yani şimdi de hani e, hani sizin sorduğunuz sorular kamuoyunun sorduğu sorular. Hani size bunu atfetmiyorum. Hani genel olarak kamuoyu bunu bize soruyor. Şimdi de öyle. Yani niye siz tek başınıza giriyorsunuz? Kaybettiren ve kazandıran kimliğimiz sanki varmış gibi. E, cümleyi tam kuracağımı e, bilemedim o yüzden. Hani bizim başka bir vasfımız olamazmış gibi. Hani biz bir partiyiz. Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. İlla ya kazandıran ya kaybettiren hani olmak zorundaymışız gibi bir yaklaşım var. Bir kere biz bunu reddediyoruz yani baştan. Bizim bir parti politikamız var. Başta da söyledim ya. Biz kendi özgünlüğümüzle, kimliğimizle Türkiye'de kendimizi görmek istiyoruz ya. Varlığımızı <laughs> görmek ölçmek tırmak içinde ölçmek ve seçmenimizin bize gönül verenlerin bize destek vermese de destek verebilecek olan kitlelerle buluşmak istiyoruz ve o bağ kurmak istiyoruz. Yani bu bizim temel iddialarımızdan bir tanesi kazandıran ve kaybettiren değil kazanmak için yola çıkıyoruz. Hani hemen peşi sıra eminim şunu soracaksınızdır Hani halk soruyor. Ya görüyorsunuz işte anketler, hani kazanma ihtimaliniz yok. Ya bizim için kazanmak, ilk defa söylüyorum bunu bu arada. <laughs> ee, çok basın röportajı verdim, duvara nasipmiş. <gülüyor> 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 i̇lk defa söyleyeceğim hakikaten. Bir kere biz tabii ki oyumuzu arttırmak istiyoruz. Oyumuzu görmek istiyoruz. Yerel seçimlerde gerçek oyun çıkmayabileceği ihtimalini tabii ki gözetiyoruz. Yani sonuçta siyaset yapıyoruz. Yani bu dengeleri takdir edersiniz ki biraz da olsa anlarız. Yani hani e, yani bu bunun farkındayız tabii ki. Kazanmak demek mesela benim Meral Danış Beşiktaş olarak derken illa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ben %43 oy alacağım demek değil. Benim fazladan aldığım her oy, her destek, her gönül bağı kazanmak anlamına geliyor. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Ee, benim Türkiye'de herhangi bir yurttaşa DEM Parti'nin kriminalize edilme çabası, ötekileştirilme çabası, terörize edilme çabası, e, bu kadar yoğun baskı, kıskaç altına alınması meselesini doğrudan İstanbullulara anlatmak istiyorum ya. Hani temas, şeysiz, aracısız anlatmak istiyorum. Yani gidip Beşiktaş'ta, mesela bugün Beşiktaş'a gideceğiz. Evet. Ben oradaki bir Türk arkadaşıma, arkadaş derken niteleme olarak söylüyorum, yurttaşa, İstanbulluya ya ben buyum, bana istediğin soruyu sor. Hani kafanda ne varsa onu bana sorabilirsin demek istiyorum. Bu benim için bir kazanç. Onu kazanmayabilirim. Ama onun ufkunda, onun beyninde bir gedik açabilirim, bir soru işareti yaratabilirim. Çünkü bizim temel mücadelemiz sadece seçim değil. Türkiye'yi dönüştürme mücadelesi, siyasal olarak hakikatleri söyleme, bu başta Kürt meselesi olmak üzere var olan ayrımcılığı Türkiye'nin her tarafında anlatmak ve bunun önüne geçmek yani Türkiye'de, diller arasında, kimlikler arasında, inançlar arasında, cinsiyetler arasında çok net bariz ayrımcılık var. Yani hani ve bu ülkenin en çok ötekileştirilen, dışlanan yurttaşları Aleviler, Kürtler, kadınlar. Hani kadınlar da başat bir mesele, hani kadın meselesi. Mesela örneğin ben bu üç başlığı çok güçlü anlatmak istiyorum. Çünkü diğer partiler Kürt meselesi söz konusu olunca hakikaten aynılaşıyorlar. Tekçilik ağır basıyor. Yani biri iktidar, biri muhalefet parti adı söylemeden söylüyorum. İktidarı zaten hiç tartışmıyorum. İktidar 2015'ten bu yana çözüm sürecini hani derin dondurucuya falan kaldırdılar ya, askıya aldılar Dolmabahçe mutabakatını. Ondan sonra sistematik bir Kürt düşmanlığı politikası yürüttüler. Hani şu ana kadar. Biz mecliste üç cümle Kürtçe konuşamıyoruz ya. Yani konuştuğumuzda mikrofon kesiliyor işte. Evet. Ya da ben e, hani e, Kürtçe propaganda e, yapıyorum. Tamam bu serbesti var. Ama sokakta Kürtçe konuşan bir genç şiddete uğruyor. Trabzon'da, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da örneğin. Bu aşılamadı. Yani bu ülkede Türklerin ve Kürtlerin gerçek bir ittifak halinde, bu ülkenin demokratik zemininde, ortak vatanda birlikte yaşamını savunuyoruz biz. Yani biz diyoruz ki benim ve sizin ya da kameraman arkadaşların bir farkımız yok değil mi? Yani ben Kürt olarak doğdum. Anne baba Kürt. Siz bilmiyorum nerede doğdunuz. Yani sonuçta bu sizin tercihiniz değil. Ve bu ülkede hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ya. Biz bunu anlatmayı kazanmak olarak görüyoruz. Yani e, kazanmak derken yani her bir adım bizi çözüme, barışa, dönüşüme daha çok yaklaştıracaktır. İktidar tabii ki temel mücadele motivasyonumuz iktidara karşı. Biz muhalefetle mücadele etmiyoruz bu arada. Belki farkındasınız hani biz şu anda bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. Biz iktidara muhalifiz. Muhalefeti muhaliflik yapmıyoruz. Ama yeri geldiğinde şunu da söylüyoruz tabii ki. Muhalefet de Kürt inkârı, asimilasyonu, Alevilere yönelik inanç ayrımcılığı, Cem evlerinin ibadethane statüsünün kabul edilmemesi ya da kadına yönelik şiddetle mücadelede cezasızlık politikasında çok da iktidarın dışında bir şey söylemiyorlar yani. Aynı noktada hizalanıyorlar yani. Mesela mecliste ben çok uzun yıllar grup başkan vekilliği yaptım. Mecliste o atmosferi biliyorum. Ya tezkerelere, savaş tezkerelerine %99.9 tek hayır diyen partiyiz. Başka parti hayır demiyor. Hepsi iktidarın arkasından gidiyorlar. Neymiş? Vatanın, devletin bölünmezliği. E biz bölünmeden yana değiliz ki. Tam tersine. Birlikteliği biz savunuyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye'nin geleceği savaşta değil. Türkiye'nin geleceği demokratikleşmesi Kuzeydoğu Suriye'ye e, asker göndermek, oralara el koymak değil diyoruz. Tam tersine diyoruz ki orada 5 milyon Kürt yaşıyor. Onların hepsi terörist olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde, yedi cihanda derler ya, ya milyonlarca terörist olabilir mi? Bir halk terörist olabilir mi? Biz bunu söylüyoruz, yanımızda muhalefeti göremiyoruz. O tezkereye tartışmasız evet diyorlar. İşte İstanbul seçimini bu nedenle kazanacağız. Oy oranı olarak söylemiyorum <laughs> yani e, oyumuzu hani illa oyu söylemem istiyorsanız arttıracağımızı düşünüyorum. Yerel seçim dengelerinin farkındayım tabii ki. Ama e, neticede bunları anlatmak halkımızla buluşmak buradaki bu talebi karşılamak herkesle temas etme olanağımız yok. Ama mümkün alan azami düzeyde e, bu seçim çalışmaları sırasında bence e, tuttuğumuz her el bir kazançtır. Ee, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deydiniz. Evet. Ve esnafla e, esnaf ziyareti yaptınız. Orada e, şunu merak ettik açıkçası. Şimdi Emek ve Özgürlük ittifakının devam ettiğini söylüyorsunuz. Siz de söylediniz yani partiniz de söyledi. E, diğer bir yaşayanlar da söyledi. Fakat bugün bakınca Emek ve Özgürlük İttifakı DEM Parti aday çıkarmışken e, sanki çalışmalar içerisinde yer almıyor. E, bileşenler sizin adaylığınızda e, herhangi bir aktif rol almıyor gibi bir e, gözlemimiz var. Ne düşünüyorsunuz? Emek ve Özgürlük İttifakı e, neden sizin yanınıza değil? Dediğim gibi bizim yerel seçim perspektifimizde kent uzlaşılarını esas aldık. Mesela Dersim'de... Diğer adıyla Tunceli'de, hani hı hı. belki izleyenler Dersim adını bilmiyordur. Ee, orada kent uzlaşısı var. Emek Özgürlük İttifakı'nın bütün bileşenleriyle orada ortaklaşıldı, bir sorun yok. Hı hı. Ama İstanbul'da kent uzlaşısı yok, Emek Özgürlük İttifakı da yok. Hani bilmem anlatabildim mi? Evet. Yerelden yerele değişebiliyor. Mesela burada işte Kadıköy'de e, bizim Dersim'de e, aynı uzlaşı içinde olduğumuz semefe, Orada birlikteyiz. Burada Maçoğlu ayrı aday. Bizim ayrı adayımız var. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı 14-28 Mayıs'taki gibi, e, nasıl tanımlayayım, yürürlükte değil her yerde. Hani geçerli, e, yerine göre, bölgesel olarak, karar olarak var. E, yani bizim yanımızda değil, biz onların yanında değilizden ziyade, Ayrı tercihler yapıldı yani tartışmalar sonucunda ona bakarsanız Gebze'de şeyi destekliyoruz Erkanbaşı Erkan destekliyoruz Emek Özgürlük İttifakı'nın bir bileşeni yine Hatay'da adayı çıkarmadık mesela orada yani destekleyeceğizden ziyade daha görüşmeler sanırım devam ediyor. Bu arada... Ben hep İstanbul'dayım ya o, o gelişmeleri de bazen kaçırabiliyorum. Ee, sanırım yeterince açık oldu. Yani bölgesel. <laughs> e, tiple ilgili aslında bir şey sormak istiyorum size. Çünkü tip kendi adaylarını çıkardı. Ve e, tipin genel söylemi şu. AK Parti'yi kaybettirmek. E, bu bağlamda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alırlarsa nasıl bir yol izleyeceksiniz? E, ya da öncesinde e, tiple bir görüşmeniz oldu mu? Çünkü... İstanbul'u ciddi bir oy aldı tip. Bugün bakınca Emek ve Özgürlük İttifakının bir yaşanlarından birisi. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir yol çizmeyeceğiz. Yani biz kaybettirme ve kazandırma stratejisini geride bıraktık. Biz kazanmak için yola çıktık. Kendimizi anlatma, örgütsel ve siyasal zeminimizi genişletmek için yola çıktık. o kendi kararları olur. Yani sadece kendilerini bağlar açıkçası. yani Hemen hemen bütün noktalarda kent uzlaşısını baz söylüyorsunuz. Evet. Kent uzlaşısı çok önemli ve Esenyurt yurt örneğini verdiniz. Hı hı. Şimdi esan süreç tabii ki iktidar medyasının da yakından takip ettiği bir Çokça. ana başlıktan oldu. Özellikle iktidar sözcüleri ve iktidara yakın medya Dem partinin CHP listelerinde adaylarının olmasını bir kara propagandaya çevirmek için. Aslında çalışmaları başlattı. Bir yanıyla bakınca 14 Mayıs, 28 Mayıs sürecinde de bir montaj video evet. basına servis edilmişti. Kamuoyunda çokça tartışıldı. Bunu hatırlatarak sormak istiyorum aslında. Bu tür kampanyaların, bu karalama kampanyaların önüne geçmek için ne yapacaksınız? Nasıl bir stratejiniz var? Ya iktidarın yapacağı başka bir şey yok. Başka bir şey de beklemiyoruz diyeceğim. Komik olacak. Yani 14-28 Mayıs'ı e, savaş propagandası üzerinden kurdular. Bizi ve CHP'yi, altılı masayı ısrarla hani işte şu görüşmeyi yaptınız masanın arkasında, altında, yanında. E, bunu biliyoruz işte, e, on, işte neydi o balkon konuşması. Selahattin Başkan'ı, Demirtaş'ı idam sloganları attırdı. Sürekli bir gerilim, bir kutuplaştırma, bir... E, yalan propaganda, gerçek dışı propaganda ile seçime gittiler. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Yani yine bize saldırı üzerinden bir propaganda yapıyorlar. Ama biz bunun karşısında Kürt sorununa demokratik çözüm, tecriti kaldırın dediğimizde diyorlar ki, e, dün bir yerde okudum galiba, neredeydi e, okudum hatırlamıyorum. E, bize yönelik şöyle bir şeyleri var. Ya seçimin ne alakası var tecritle? diyorlar. Kürt meselesiyle. Ne demek ne alakası var ya? Siz bütün propagandanızı bunun üzerine kuruyorsunuz. Siz savaş tamtamları çalıyorsunuz. İşte bizim Tuncer Başkan'ın dediği gibi sanki silah şey sergisi mi, uçak sergisi mi işte Kaanlar, işte şunlar bunlar. Ha bile bir silah propagandası yok mu? Ben mi yanlış izliyorum? Yok yanlış izlemiyorum. Biz de bunun karşısına şunu koyuyoruz ya, madem siz bunun propagandasını yapıyorsunuz, biz de size diyoruz ki savaşsız, ölümsüz, şiddetsiz bir çözümün yolu var. Bunun adresi belli. Bir tanesi meclis, bunu tartışabiliriz, konuşabiliriz ve resmiyeti dökebiliriz, yasallaştırabiliriz. E diğeri de siz 2012-2013 yıllarında İmralı ile görüştünüz. Öcalan'la görüşmeler yapıldı. Ve iki yıl boyunca Türkiye'de neredeyse herkesin nefes aldığı tek dönem. Hani bir çözüm umudu belirdi. Şimdi niye orayla görüşmeyi engelliyorsunuz? Tecrit'i niye uyguluyorsunuz? Yani sonuçta işte bir işkence uluslararası hukuka göre de, CPT'ye göre de, ahim kararlarına göre de. Buna devam ettirerek siz savaş politikanızı aslında ...hakim kılmaya çalışıyorsunuz. Barış sesini kapatıyorsunuz. Bize kendi sözcüleri... ...bu son bir haftadır özellikle... ...ısrarla şunu söylüyorlar. E, efendim neymiş? E, bizim başka sözümüz yokmuş da... ...hani e, sadece tecrit konuşuyormuşuz... ...hani gibi. Bunu katiyen reddediyoruz. Bizim her konuda sözümüz var. Bunu söyleyenlere cevaben söylüyorum. Bizim İstanbul'a ilişkinde... ...biliyorsunuz bildirgemizi açıkladık. İstanbul'un her sorununa dair çözüm önerilerimiz var, bir yaklaşımımız var, demokratik bir yerel yönetim modelimiz var. Bütün Türkiye için var. İkincisi bütün iller için ayrı ayrı çalıştık. Nasıl bir yerel yönetim, nasıl bir belediyecilik anlayışı? Bunların hepsine en çok çalışan parti olduğumuzu iddia ediyorum. Ve rantsız çalışıyoruz. Bizim İstanbul'a çıkın, zaten burada yaşıyorsunuz. Bizim herhalde posterlerimizi görmediniz değil mi? Her taraf. Kurum İmamoğlu. Böyle bir yarış var. Bu para nereden geliyor gerçekten? Biz bunu yapmadığımız için mi ötekileştiriliyoruz? Bizim sizin kadar paramız yok. Arkamızda ne büyükşehir belediyesi var ne de devlet var. İktidar var yani neticede. Yani özetle bunu anlatıyorum cevap olarak. Anladım. Ee, yine çok konuşulan kamuoyunda e, tartışılan meselelerden birisi. Yani bakınca DEM Parti, HDP, Yeşil ve Sol Parti, İsim değişiyor ama e, bir gelenek var. Aynı gelenekten geliyoruz. Ve e, çok birlikte hareket edilen bir e, oy potansiyeli var. Hı hı. İstanbul özelinde şu e, olabilir mi sizce? Şöyle bir şey. Yine bakıyoruz e, Dem Parti seçmeni olup da yerel seçimlerde e, İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen insanlar var. Hatta e, biz bu çekimi yapmadan çok kısa bir süre önce e, Roj Giresun Araştırmacı Roger bir araştırması var ve orada diyor ki DEM Partisi seçmenin %40'ı İmamoğlu'na oy verecek. Hı. Nasıl görüyorsunuz? Yani DEM Partisi seçmeninden yerel seçim özelliğinde İmamoğlu'na oy kayabilir mi? Bunu önümüzdeki günler daha berraklaştıracaktır. Ben biz sahada çalışmalar arttıkça sonuçta en önemli dönemece girdik son 25 güne. E, temas ettikçe e, bunun dönüşeceğine inanıyorum ben. Yani hani... Ölçümler doğru yanlış demek istemiyorum. E, sahada böyle bir izlenimim olmadı. Hani e, netlikle söyleyeyim. Ama tabii ki e, her seçmen özgür iradesiyle karar verecektir. Fakat ben Dem Partili bir aday olarak, bir milletvekili olarak bizim ismimizi pusulada gördüklerinde e, işin değişeceğini düşünüyorum. İktidarın... E... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat, Murat Kurum. Kurum evet, Murat Kurum'un olası seçilmesi halinde İstanbul ne bekliyor? Bu seçilme durumuna karşı siz neler yapacaksınız? Yani şöyle Murat Kurum, sağ olsun çok keyifli bir kampanya yürütüyor hakikaten. Türkiye'yi gülümsetiyor. Doğrusu videolar düşünce ben de yani gülümsemeden gülmeden kendimi alamıyorum. Hani şey olur ya, şey derler, bizim eskiler derlerdi ki ceket şey duruyor, oturmamış. Hani büyük geliyor üstüne birkaç numara. Yani aday değilmiş gibi sanki. Hani aday başkası gibi görünüyor açıkçası. Ee, bunu kişilik haklarına saldırı amacıyla asla söylemiyorum. Zaten e, şu anda bütün kamuoyu onun gaflarıyla işte kırdığı potlarla işte oyunlarıyla falan tartışıyor açıkçası. Bence çok amatör bir aday her şeyden önce. Hani bunu beceremediğini gördük. Bu becerememe hali Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da olacaktır. Daha da vahim sonuçları olacaktır. Hani ben bir muhalefet partisiyim ve bunu bu gözle değerlendiriyorum. Ayrıca sayın kurumun ee, Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde e, ki imzaları yani İliç'ten tutalım işte deprem bölgesinde yaşanan korkunç yıkama rağmen verdikleri sözlerin hala askıda olması işte İstanbul'a dair kentsel dönüşüm e, projeleri diye ifade edilen ama aslında baktığımızda hepsi rantsal bir dönüşüme işaret eden Olgular, beyanlar, yine Kanal İstanbul gibi fecaat bir proje, yani her şeyi yok eden bir proje. Bütün bunlar aslında tabii ki hepsi olumsuz bir başkanlığa işaret ediyor. Peki sizce İstanbul'un en büyük sorunu nedir? Bence İstanbul'un en büyük sorunu yoksulluk. Sonra deprem. Şu an için. Ee, diyeceksiniz ki niye ulaşımı ilk sıraya koymadınız? Belki ee, doğru bütün İstanbul ulaşımdan şikayet ediyor. Hani e, biz de yaşıyoruz sonuçta, ee, İstanbul'u bilmediğim falan iddia edenler olmuşsa İstanbul'u iyi bilirim yani <gülüyor> <gülüyor> ee, o ciddi bir problem. Ee, ama yoksulluk ulaşımı da aşıyor, ölüm korkusunu da aşıyor yani öyle bir halde ki şu anda e, gittiğimiz her yerde özellikle mahallelerde o açlığı o yaşam mücadelesini çok somut görüyoruz mesela birkaç diyaloğum oldu işte ne bileyim karşıda çalışıyor işçi bu tarafta oturuyor e, kaçta sekizde işte sekiz dokuz gibi eve varıyorum e, işte üç dört saat uyuyorum çocuklarımı bile görmüyorum sabah dörtte beşte tekrar yola çıkıp işe gidiyorum yani düşünsenize böyle bir yaşam ve aldığı ücret Ay da bir kere et almasına yetmiyor. Yani bu kadar korkunç bir tablo var. Ve burası böyle şatafat lüks işte Boğaz işte aman İstanbul çok güzel bir şehir. Kesinlikle güzel bir şehir. İstanbul'un yüzde sekseni İstanbul'u yaşamıyor İstanbul'da yaşayanların. Bence daha fazla da. Yani İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak başka bir şey. Yaşamıyor. İşte gitmiyor. Bu da, bu da yoksullukla ilgili. Yoksullukla ilgili ve bunu şu anki adaylık dönemindeki bir gözlemim değil. Hani işte ailemin önemli bir bölümü burada ikamet ediyor. Benim de en sık kaldığım şehirlerden bir tanesidir Ankara ile birlikte. Ee, hakikaten öyle kadınlarla temasım oldu ki bu kadın çalışmaları işte ziyaretlerde, geçmişte. Yani şunu diyor ben 40 yıldır İstanbul'dayım. Sultan dışına çıkmadım diyor mesela. Ya da avcılardan denize gidemedim hani kendi sokağında yaşıyor hani kendi komşularıyla aslında bu Erzurum'un bir ilçesinde ya da bir köyünde yaşamaktan farksız yani İstanbul'a bakışı olarak söylüyorum. İşte bu yoksulluk mesela Boğaz'ı sadece metrobüste gören milyonlarca insan var. İnmemiş yani. İşte yoksulluk bu nedenle bence ve emekçi tabii ki emekçilerin bu konudaki üzerindeki sömürü çok büyük. Bir de deprem tabii ki bununla beraber yani hani eşdeğer mi değil mi hani onu şu anda bilimsel olarak tartışmayayım ama deprem kaygısı ve ölüm korkusu da çok yaygın yaşanıyor. E sonra geliyor ulaşım işte ve birçok sorun var. Çok teşekkürler Meral Hanım. Ben teşekkür e, bugün ederim. Bugün gazete duvara konuk oldunuz. Umarım Sağ sizi ol. başka yayınlarımıza da ağırlarız. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum size. Gazete duvar ekranlarında bugün konuğumuz DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanı adayı Meral Deniz Beştaş'tı. Yayınlarımız devam edecek. Bizi abone olmayı ve kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.